tuzaklar, iftiralar, haksız suçlamalar, şiddet, baskı ve eziyetler. Hazreti Mehdi aleyhisselam, dünya tarihinde görülmemiş kadar çetin bir ortamda çalışmalarına başlayacak ve mücadelesini bu şartlar içerisinde yürütecektir. Ancak tüm bu baskılara rağmen kararlı ve sarsılmaz bir mücadele verecektir. Hazreti Mehdi aleyhisselam cemaatinden ayrılan münafıklar, müşrikler ve dinsizler, Mehdiyet karşısında işbirliği yapacak, tüm teknoloji ve iletişim imkanlarını bu yönde aleyhte faaliyet yapmak için kullanacaklardır. Ancak inkar edenlerin bu çirkin ve inkarcı sistemi Allah'ın izniyle dünya çapında yenilgiye uğrayacaktır. Dünyadaki ahlaki bozulma her ne kadar geniş çapta ve dinsizliğin Hazreti Mehdi aleyhisselam karşısındaki baskısı ne kadar şiddetli olsa da Allah'ın izniyle hiçbir şey Hazreti Mehdi aleyhisselamın hak mücadelesini kazanmasına engel olamayacaktır. Allah Hazreti Mehdi aleyhisselamın vesilesiyle İslam ahlakını yeryüzüne hakim kılacak ve inkar edenlerin tuzaklarını bozacaktır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost, veli edinirse, hiç şüphe yok galip gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır. Allah yazmıştır. Andolsun ben galip geleceğim ve elçilerim de. Gerçekten Allah en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır. Hazreti Mehdi aleyhisselama haksız ve asılsız iftiralar atılacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde Hazreti Mehdi aleyhisselam ve cemaatinin yoğun bir karalama ve iftira kampanyasıyla mücadele etmek zorunda kalacaklarına işaret edilmiştir. Kur'an'da Allah'ın elçilerinin ve onlar gibi insanları din ahlakına uymaya davet eden salih kişilerin de tarih boyunca hep menfaatperestlik, delilik, kendini beğenmişlik, büyücülük gibi asılsız iftiralarla itham edildikleri haber verilmiştir. Kur'an ayetlerinde elçilerin karşılaştıkları bu durumu anlatan örneklerden bazıları şöyledir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yazıklar olsun kullara ki onlara bir elçi gelmeye görsün, mutlaka onunla alay ederlerdi. İşte böyle. Onlardan öncekiler de bir elçi gelmeye versin, mutlaka büyücü ve cinlenmiş demişlerdir. Onlar bunu tarih boyunca birbirlerine vasiyet mi ettiler? Hayır. Onlar azgın ve taşkın bir kavimdirler. Onlar için öğüt alıp düşünmek nerede? Onlara açıklayan bir elçi gelmişti. Sonra ondan yüz çevirdiler ve dediler ki, bu öğretilmiştir, bir delidir. Toplumun önemli bir kesimi, tarih boyunca gönderilen tüm elçilere yapıldığı gibi, Hazreti Mehdi aleyhisselamı da dinlerini dejenere etmek, sapkınlık, yalancılık ve daha birçok asılsız iftirayla suçlayacaklardır. Dönem ahir zaman olduğu için, insanların büyük kısmında hakim olan derin şüphecilik, güvensizlik, sabırsızlık ve sadakatsizlik, çoğu kimsenin bu iftiralara kulak vermelerine, samimi Müslümanlara itimat etmemelerine neden olacaktır. Ancak Allah tüm bunları Hazreti Mehdi aleyhisselamın lehine dönüştürecek ve Hazreti Mehdi aleyhisselam atılan iftiralardan temize çıkarak fikri mücadelesini daha da etkili hale getirecektir. Hazreti Mehdi aleyhisselama yöneltilen her türlü sözlü ya da yazılı saldırı,
halkın nazarında sözde Müslümanların itibarlarını zedelemek için ortaya atılacak her iftira ve karalama, Mehdi cemaatinin hayrına dönüşecektir. Hazreti Mehdi aleyhisselamın tebliğini etkisiz kılabilmek için çeşitli tuzaklar kurulacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde, ahir zamanda dinsizliği temsil eden deccali sistemin destekçileri tarafından Hazreti Mehdi aleyhisselama karşı şiddetli bir baskı uygulanacağı haber verilmiştir. Hazreti Mehdi aleyhisselamın fikri mücadelesini durdurabilmek için Hazreti Mehdi aleyhisselamı engellemek, tutuklamak, yaşadığı yerden sürmek ya da öldürmek isteyecekler ve bu amaçla çeşitli tuzaklar kuracaklardır. Ancak Allah'ın Kur'an'da bildirdiği gibi, Allah onların kurdukları tüm bu tuzakları bozacak ve Hazreti Mehdi aleyhisselamı mutlaka inkar edenlerin hileli düzenlerinden temize çıkaracaktır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hani o inkar edenler seni tutuklamak ya da öldürmek veya sürgün etmek amacıyla tuzak kuruyorlardı. Onlar bu tuzağı tasarlıyorlarken Allah da bir düzen, bir karşılık kuruyordu. Allah düzen kurucuların, tuzaklarına karşılık verenlerin hayırlısıdır. Ona bir düzen, tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar kıldık. Hazreti Mehdi aleyhisselam çeşitli baskı ve eziyetlerle karşılaşacaktır. İnkar edenler, Hazreti Mehdi aleyhisselamı engellemek amacıyla her türlü baskı yöntemine başvuracaklardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de bir hadisinde, kendi mübarek soyundan gelen halkının kendisinden sonra pek çok zorlukla, kaçırılma, sürgün edilme gibi tuzaklarla karşılaşacaklarını bildirmiştir. Biz öyle bir ev halkıyız ki Allah bizim için ahireti dünyaya tercih etmiştir. Benim ehli beytim, soyumdan gelenler, muhakkak benden sonra bela, kaçırılma ve sürgüne uğrayacaktır. Benden sonra ehli beytim, soyum, bela ve mihnetlerle, eziyet ve sıkıntılarla karşılaşacaklar ve darbe maruz kalacaklardır. Bilindiği gibi Hazreti Mehdi aleyhisselam da, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ev halkından, yani onun soyundan gelecek bir şahıstır. Hazreti Mehdi aleyhisselam bizden, ehli beyttendir. Yine diğer bir hadiste de Hazreti Mehdi aleyhisselamın diğer evliya ve enbiyalar gibi türlü haksızlıklara ve asılsız suçlamalara maruz kalacağı şöyle bildirilmektedir. Hazreti Mehdi aleyhisselam iki rekat namaz kılar. Namazdan dönünce şöyle der. Ey insanlar! Ümmeti Muhammed ve bilhassa onun ehli beyti çok belalar gördü. Ve bizler kahır, azap ve haksızlığa maruz kaldık. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Cebrail bana haber verdi ki, ehli beytim benden sonra zulme uğrayacak. Bu zulüm, onlardan olan Hazreti Mehdi aleyhisselam ortaya çıkıncaya, onların Hazreti Mehdi aleyhisselam ve talebelerinin şanı yücelinceye ve İslam ümmeti onları sevmekte birleşinceye kadar devam edecektir. O dönemde onları kötüleyenler azalacak, sevmeyenleri zelil olacak ve övenleri çoğalacaktır. Allah'ın adetullahı gereği tüm elçi ve peygamberlerde oluşan bu şartların Hazreti Mehdi aleyhisselam için de geçerli olacağı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir diğer hadisinde şöyle açıklanmıştır. İmam Zeynul Abidin aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Bizim kaimimiz Hazreti Mehdi aleyhisselamla Allah'ın Resulleri arasında bir takım benzerlikler vardır. Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Eyüp ve Muhammed sallallahu aleyhi ve alih peygamberlerin her biriyle bir benzerliği vardır. Hazreti Nuh aleyhisselamla uzun ömürlü olmasında, Hazreti İbrahim aleyhisselamla doğumunun gizli olması ve halktan uzak durmasıyla, Hazreti Musa aleyhisselamla korku hali, Hazreti Mehdi aleyhisselama yönelik tehlikelerin yoğunluğuyla, öldürme, tuzak kurma, tutuklanma, gözaltına alınma, sürgün gibi her türlü tehlikeyle iç içe olmasıyla ve gaybette yaşamasında, sürekli gizlenerek yaşamasında, Hazreti İsa aleyhisselamla
halkın onun hakkında ihtilafa düşmesi, bir kısım insanların Hazreti Mehdi aleyhisselam gelecek, bir kısmının da gelmeyecek demesinde, Hazreti Eyüp aleyhisselamla beladan sonra kurtuluşun yetişmesinde, Hazreti Mehdi aleyhisselama da birçok zorluk, hastalık ve dert gelmesi, ancak aynı Hazreti Eyüp gibi Allah'ın rahmetiyle hepsinden kurtulmasıyla, Muhammed sallallahu aleyhi ve alihle de kılıçla kıyam etmesinde, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kutsal emanetleri olan mübarek sancağı, kılıcı ve hırkasının Hazreti Mehdi aleyhisselamın yanında olmasıyla benzerliği vardır. Hazreti Mehdi aleyhisselam aleyhindeki faaliyetler ve ona yöneltilen baskılar, ahir zaman ortamının tüm şiddetini gözler önüne serecek nitelikte olacaktır. Ancak tüm bunlar, Hazreti Mehdi aleyhisselamın mücadelesinin şanını yüceltecek, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu yana yaşanmış en büyük fikri mücadele Hazreti Mehdi aleyhisselam devrinde süre gelecektir. Bu ihtişamın sonucu da Allah'ın izniyle Rabbimizin vaat ettiği gibi İslam ahlakının tüm dünyayı sarıp kaplayacak olan hakimiyetiyle sonuçlanacaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselamı baskı altına almak, durdurmak ve engellemek için psikolojik savaş yöntemleri kullanılacaktır. İkinci Dünya Savaşı sırasında psikolojik savaş tekniklerini çok yoğun kullanan Hitler'in, özel psikolojik savaş biriminin elemanlarından olan Milli Eğitim ve Propaganda Bakanı Dr. Goebbels, psikolojik savaş yöntemlerini anlattığı birçok demecinden birinde şu ifadeleri kullanmıştır. Yalan söyleyin, mutlaka inanan çıkar. Goebbels'ın bu sözü, yalana dayalı sansasyonel gazete haberleriyle, sahte demeçlerle ve insanları olumsuz etkileyeceği düşünülen konularda atılan iftiralarla, geniş kitleleri etki altına almanın ne kadar kolay olduğunu gösteren bir delildir. Hitler'in psikologlarından, psikiyatristlerinden, bilim adamlarından ve uzmanlardan oluşan bir psikolojik savaş birimi vardı. Bu kimseler, kendi fikirlerinde olmayanlardan hedef seçilen kişilere yönelik yalan ve iftira kampanyası başlatıyorlardı. Radyolar, el ilanları ve televizyonlarla sürekli fısıltı gazetesi şeklinde bu yalanları yayarak karşı tarafı etkisiz hale getirmeye çalışıyorlardı. Aynı şekilde faşizm de, komünizm de psikolojik savaş yöntemini kullanmıştı. Milyonlarca kişinin katili olan, kitle katliamı yapan Stalin de psikolojik savaşa çok önem veriyordu. Muhaliflerini yalan, hakaret, iftira ve diğer psikolojik savaş yöntemleriyle susturmaya çalışıyordu. Fikirlerine muhalif olan kişileri akıl hastanesine koyup deli ilan ediyordu. İşte ahir zamanda Hazreti Mehdi aleyhisselama karşı da bu şekilde psikolojik savaş yöntemleri kullanılacak, ona karşı da çeşitli iftira, yalan ve karalama kampanyaları düzenlenecek ve böylece toplumun büyük kesiminde olumsuz bir kanaat oluşturulmaya çalışılacaktır. Gelişen teknolojinin tüm imkanları kullanılarak televizyonlar, gazeteler ve internet aracılığıyla bu psikolojik savaş yöntemleri çok geniş kitleler üzerinde uygulanacaktır. Deccal taraftarları, medyadaki yazılı ve sözlü yayın organlarıyla Hazreti Mehdi aleyhisselam hakkında olumsuz propaganda yaparak halkın nazarında sözde onun itibarını sarsmaya çalışacaklardır. Ancak kullanılan bu psikolojik savaş yöntemleri ve toplumda Hazreti Mehdi aleyhisselama yönelik olarak oluşturulmaya çalışılan baskı, Hazreti Mehdi aleyhisselamın fikri mücadelesinde başarıya ulaşmasına engel olamayacaktır. Aleyhteki tüm çabalara rağmen Allah'ın izniyle galip gelecek olan Hazreti Mehdi aleyhisselam olacaktır. Bu durumun sebebini Yüce Rabbimiz bir ayette şöyle açıklamıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost edinirse, hiç şüphe yok galip gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır. Hazreti Mehdi aleyhisselam izlenecek, gözetlenecek ve baskı altına alınmak istenecektir. Bir hadiste Hazreti Mehdi aleyhisselamın Deccal'in savunucuları tarafından izlenip takip edileceği,
gözetleneceği ve bu yollarla baskı altına alınmak isteneceği bildirilmiştir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Deccal çıkınca ona karşı müminlerden bir adam Hazreti Mehdi aleyhisselam yönelir. Derken o mümin kimseye Hazreti Mehdi aleyhisselama birçok silahlılar, Deccal'in merkezlerde gözetleme yapan silahlıları karşı çıkarlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisinde Hazreti Mehdi aleyhisselamın Deccal'in silahlı adamları tarafından gözetlendiği ve takip edildiği bildirilmektedir. Kur'an'da da hak dini tebliğ eden elçilerin yaşadıkları devirlerde benzer şekilde gözetlenerek engellenmek istedikleri şöyle bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir. Onu belli bir süre gözetleyin. Bir başka hadiste ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bildirmiştir. Necmül Bela'dan inananların efendisi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, o Hazreti Mehdi aleyhisselam insanlardan saklanırken iz sürücüler arasalar bile onun ayak izlerini görmezler. Hadiste Hazreti Mehdi aleyhisselamın münafıkların yaptıkları ihbarlar sonucu izlenip takip edileceği, bu şekilde ona çeşitli tuzaklar kurulmak isteneceği, ancak asla başarılı olunamayacağı haber verilmiştir. İz sürücüler, tutuklamak, sürgün etmek ya da hapsetmek gibi amaçlarla Hazreti Mehdi aleyhisselam hakkında istihbarat toplamak isteyecekler, ancak bunu asla beceremeyeceklerdir. Hazreti Mehdi aleyhisselamla ilgili hiçbir şekilde aleyhte bilgi bulamayacak ve kurdukları tuzaklarda asla başarılı olamayacaklardır. Hazreti Mehdi aleyhisselama çeşitli suikastler düzenlenecek ve öldürülmekle tehdit edilecektir. Hadislerde inkar edenlerin mücadelesinden vazgeçmediği takdirde Hazreti Mehdi aleyhisselamı öldürmekle de tehdit edecekleri ve çeşitli suikastler düzenleyecekleri belirtilmiştir. Fitneleri önlemenin kendisine zor gelmeyeceği ve öldürmenin de onu vazgeçirmeyeceği Ehl-i Beytime mensup birisi, Hazreti Mehdi aleyhisselam sahip olmadan günler ve geceler bitmeyecektir. İnkar edenler tüm çabalarına rağmen Hazreti Mehdi aleyhisselama hiçbir şekilde zarar vermeye güç yetiremeyecekler. Allah Hazreti Mehdi aleyhisselamı her türlü tehlike ve tuzaktan koruyup onun şanını yüceltecektir. Hazreti Mehdi aleyhisselam hayatının çeşitli dönemlerinde hapsedilecektir. Hadislerde Hazreti Mehdi aleyhisselamın hapsedileceği ve bu sebeple belirli bir süre insanların gözünden kaybolacağı haber verilmiştir. Ebi Abdullah Hüseyin bin Ali'den rivayet edildi. Hazreti Mehdi aleyhisselam iki kez insanların gözünden kaybolacaktır. Bir seferinde o kadar uzun bir zaman görülmeyecek ki, kimisi onun öldüğünü, kimisi de bırakıp gittiğini zannedecek. Bu hadiste Hazreti Mehdi aleyhisselamın iki kez insanlardan ayrı kalacağı, yani insanların gözünden uzak bir konumda olacağı bildirilmiştir. Hadislere göre bu kaybolmaların birincisi kısa, ikincisi ise daha uzun olacaktır. Ali Muhammed'in kaiminin Hazreti Mehdi aleyhisselamın iki gaybeti, hapis dönemi vardır. Birisi diğerinden daha uzundur. Bu kıyamın sahibinin Hazreti Mehdi aleyhisselamın iki gaybeti vardır. Bir gaybeti hapiste kaldığı dönem o kadar uzayacak ki şöyle diyecekler. Öldü. Bazıları diyecek ki öldürüldü. Bazıları diyecek ki gitti. Ahir zamanda İslam ahlakının insanlar arasında yaygınlaşması için mücadele eden Hazreti Mehdi aleyhisselamın kendi isteğiyle insanlardan ayrılmayacağı açıktır. Dolayısıyla Hazreti Mehdi aleyhisselamın insanlardan uzak kalmasının kendi iradesi dışında zorla hapsedilmesiyle gerçekleşeceği anlaşılmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi aleyhisselama bu yüzden gaip, yani kaybolan, hapsedilen, hapsedilmek suretiyle insanların gözünden kaybolan demiştir. Bu yüzden Hazreti Mehdi aleyhisselamın lakabı ve isimlerinden biri gaiptir.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Mehdi aleyhisselamın hapsedilmesini Hazreti Yusuf aleyhisselama benzetmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Hazreti Yusuf aleyhisselamın hayatıyla Hazreti Mehdi aleyhisselamın hayatı arasında çok büyük benzerlikler olduğunu haber vermiştir. Ebu Basir der ki, İmam Muhammed Bakır aleyhisselamın şöyle buyurduğunu duydum. Bu gaybetin Hazreti Mehdi aleyhisselamın sahibinde dört peygamberin sünneti vardır. Dedim ki Hazreti Yusuf'un sünneti nedir? Buyurdu ki zindan ve gaybet. Hadislerde Hazreti Mehdi aleyhisselamın Hazreti Yusuf aleyhisselama zindan ve gaybet yönünden benzeyeceği belirtilmiştir. Kur'an'ın Yusuf suresinde de Hazreti Mehdi aleyhisselamın bu kayboluşuna yönelik işaretler vardır. Hazreti Yusuf aleyhisselam da Hazreti Mehdi aleyhisselam gibi biri kısa diğeri uzun süre iki defa insanların gözünden kaybolmuştur. Birincisinde Hazreti Yusuf aleyhisselam kuyuya bırakılmış, kısa bir süre sonra oradan geçen kafile onu oradan çıkarmış, ikincisinde ise haksız yere zindana atılmış, uzun bir müddet orada kalmıştır. Fakat sonradan masum olduğu anlaşılarak zindandan da çıkartılmıştır. İşte ahir zamanda da aynı Hazreti Yusuf aleyhisselam gibi Hazreti Mehdi aleyhisselamın da masum olduğuna dair deliller çok açık olacak, fakat yine de Hazreti Mehdi aleyhisselam inkar edenlerin tuzakları sonucunda hapsedilecektir. Hazreti Mehdi aleyhisselamın hem eli hem ayağı ayrı ayrı zincirlenecektir. Mümin şahıs Hazreti Mehdi aleyhisselam Deccal'i görünce, "Ey insanlar! Resulullah'ın zikrettiği Deccal işte budur," der. Deccal hemen onunla ilgili emrini verir de o zat, Hazreti Mehdi aleyhisselam, karnı üzerine uzatılır ve arkasından, "Onu alın da yaralayın," der. Artık o zatın sırtı ve karnı döve döve genişletilir. Bu sefer Deccal onu, Hazreti Mehdi aleyhisselamı, iki elinden ve iki ayağından yakalar da fırlatır atar. İnsanlar Deccal'in onu bir ateş içine attığını sanırlar. Halbuki o bir cennet içine atılmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde, ahir zamanda Deccal'in etkisiyle Hazreti Mehdi aleyhisselamın eline ve ayağına zincir vurulacağına dikkat çekmiştir. Hadiste verilen bu bilgilerden Hazreti Mehdi aleyhisselamın ellerinin ve ayaklarının zincirle bağlanarak yaşadığı dönemin hapishanelerinde ve tımarhanelerinde tutulacağı anlaşılmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ahir zamanın Hatemi velisi, Büyük Mehdi'sinin hayatının eziyet, işkence, hapis ve haksızlıklarla mücadele içinde geçeceğini bildirmiştir. Mehdi bizden, Ehl-i Beyt'tendir. Biz öyle bir ev halkıyız ki, Allah bizim için ahireti dünyaya tercih etmiştir. Benim Ehl-i Beyt'im, soyum muhakkak benden sonra bela, kaçırılma ve sürgüne uğrayacaktır. Benden sonra Ehl-i Beyt'im eziyet ve sıkıntıyla karşılaşacaklar ve darbe maruz kalacaklardır. Hazreti Mehdi aleyhisselamın boynuna bakır bir levha asılacaktır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh rivayeti. Deccal o mümin kulu kesmek için yakalar. Fakat bu sırada onun boynuyla köprücük kemiği arası Allah tarafından bir bakır levha haline getirilir de artık Deccal onu kesmeye hiçbir yol bulamaz. Bu sefer Deccal onu iki eli ve iki ayağıyla yakalayarak fırlatır atar. İnsanlar Deccal onu bir ateş içine attı sanarlar. Halbuki o mümin zat bir cennet içine atılmıştır. Onun, Deccal'in beraberinde bir bahçe ve ateş olması da onun fitnesindendir. Onun ateşi bahçedir. Bahçesi ateştir. Her kim onun ateşiyle imtihan edilirse, Allah'tan imdad istesin ve Kehf suresinin evvelini okusun. Onun üzerine ateşi soğuk ve selametli olur. Nasıl ki İbrahim'in üzerine ateş böyle olmuştu. Hadiste bahsedilen yerin, acı ve zorlukların olduğu bir yer olduğu anlaşılmaktadır. Fakat burası aynı zamanda da yeşillik ve bahçelik bir yerdir. Allah sevgisiyle ve imanın nuruyla imanlı kişi burada acı çekmeyecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadiste verdiği bilgilerden buranın aynı zamanda da
el ve ayak bağlanan bir yer olduğu görülmektedir. Buradaki kişilerin boyunlarında kimliklerini belli eden bakır bir künye takılmaktadır. Burada ayrıca kanuni bir dokunulmazlık elde edilmektedir. Verilen tüm bu bilgilerden hadiste muhtemelen sanki bir akıl hastanesinde tutulan bir kişiden bahsedildiği izlenimi oluşmaktadır. Doğrusunu Allah bilir. Hazreti Mehdi aleyhisselamla birlikte yardımcıları da manevi baskı ve zulüm görecektir. Tarih boyunca pek çok toplumda görülen inkarcıların baskıları, ahir zamanda da Hazreti Mehdi aleyhisselam cemaatinde tecelli edecektir. Hazreti Musa aleyhisselam kavmini doğru yola davet ettiğinde, dönemin önde gelenleri olan Firavun ve yakın çevresi, Hazreti Musa aleyhisselama inanılmasını engelleyebilmek için, ona inananların erkek çocuklarını katletmiş, ellerini ve ayaklarını çaprazlama kesmekle tehdit etmiş, iman edenlere çeşitli zulümler uygulamıştır. Hazreti İbrahim aleyhisselam, insanları yalnızca Allah'a iman etmeye çağırdığındaysa, dönemin önde gelenleri onu ateşe atmaya kalkışmışlardır. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde de bu durum değişmemiş, yaşadığı toplumun önde gelen sınıfının baskıları süre gelmiştir. Başta Ebu Leheb ve yakın çevresi olmak üzere, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı olan Mekkeli müşrikler, sahabeleri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmekten alıkoymak için büyük zulüm ve eziyetler yapmışlardır. Ahir zamanda da Hazreti Mehdi aleyhisselamı destekleyen ve onunla birlikte İslam ahlakının yükselişi için çaba harcayan kimseler de, tarihte olduğu gibi Hazreti Mehdi aleyhisselamla birlikte inkar edenlerin çeşitli baskılarına maruz kalacaklardır. Hazreti Mehdi aleyhisselamın yanından ayrılmaları için Hazreti Mehdi aleyhisselamın yardımcılarına da çeşitli tuzaklar kurulacak, iftiralar atılacak, komprolar kurulacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde bu durum şöyle haber verilmiştir. Hazreti Mehdi aleyhisselam, Hazreti Musa aleyhisselamın fiziki gücünü, Hazreti İsa aleyhisselamın ihtişamını, Hazreti Eyüp aleyhisselamın sabrını gösterecek. Geleceği zamanda onun seçilenleri, Hazreti Mehdi aleyhisselamın yardımcıları aşağılanacak, küçük düşürülecekler. Korku onları kuşatacak. İşte bunlar benim dostlarımdır. Onlar Allah yolunda mücahitlerdir. Fikren mücadele ederler ve büyüklenenler onları küçük görür. Onların kıymeti dünyada bilinmez. Fakat ahirette iyi tanınırlar. Buyurdu ki, onları yeryüzünün kenarlarında ara. Onların yaşantıları sadedir. Evleri sırtlarındadır. Eğer hazır olsalar tanınmazlar. Eğer kaybolsalar aranmazlar. Hasta olsalar kimse onların ziyaretine gelmez. Eğer evlenmek isteseler kimse onlara gelmez. Eğer ölseler cenazelerine kimse katılmaz. Onlar mallarını aralarında eşit olarak paylaşırlar ve birbirlerini kabirlerinde ziyaret ederler. Ayrı şehirlerde olsalar dahi istekleri hep aynıdır. Hazreti Mehdi aleyhisselam ve yardımcıları yaşadıkları toplumun insanları tarafından tam anlaşılamayacaklardır. Birçok kişi bu şahısları yanlış yolda görecek ve üzerinde baskı oluşturarak onları kendi inançlarına döndürmeye çalışacaktır. Ancak bu psikolojik mücadele Hazreti Mehdi aleyhisselamın samimi talebelerine hiçbir şekilde etki edemeyecek, aksine onların Allah'a olan imanlarının ve Hazreti Mehdi aleyhisselama olan bağlılıklarının daha da artmasına vesile olacaktır. Hadislerde Hazreti Mehdi aleyhisselam ve yardımcılarının kendilerini kınayanların girişimlerinden hiçbir şekilde yılgınlığa kapılmayacakları bildirilmiştir. Sizden sonra onlarla mücadele etmek için Müslümanların en hayırlıları Hazreti Mehdi aleyhisselam cemaati çıkar ki onlar Allah yolunda hiçbir kınayanın kınamasından, dedikodusundan korkmayan İslam ahalisidir. Hazreti Mehdi aleyhisselam elini yardımcılarının omzuyla göğsü arasına sürecek. Böylece onlar haklarında alınacak hiçbir hükümden çekinmeyecekler, hiçbir karar onlara zor gelmeyecek.
Hazreti Mehdi aleyhisselam ve yardımcıları aleyhinde yürütülecek olan tüm bu faaliyetler, Allah'ın izniyle salih müminlerin dünya çapında daha iyi tanınmalarına, mümin vasıflarının daha fazla ortaya çıkmasına vesile olacaktır. İnkarcıların tuzakları kesinlikle bozulmaya ve kendi aleyhlerine dönmeye mahkumdur. İnkar edenlerin kurduğu hileli düzenlerin boşa çıkacağı ve kendi aleyhlerine döneceği Allah'ın Kur'an'da haber verdiği bir vaattir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar hileli bir düzen kurdu. Biz de onların hilesine karşı onların farkında olmadığı bir düzen kurduk. Artık sen onların kurdukları hileli düzenin uğradığı sona bir bak. Biz onları ve kavimlerini topluca yerle bir ettik.